Melika. Melika'ya pediatrik şeyi getirmesini söyler misin? Sevdi bu arabadan inmeyecek herhalde. Veterinerlik müdürlüğümüz aradı. Kedinin sahibi sahiplenmek istemediğini, tekrar geri almak istemediğini. Biz de itfaiye olarak minnoş kedimizi sahiplendik. Bu itfaiye alanımızda kediye sahip çıkıp burada bakımını burada gerçekleştireceğiz. 52 istasyonda çok yerlerde kurtardığımız köpek ve kedilere bakıyoruz. Sahiplendirmeye çalışıyor. Sahiplenirlerse vatandaşa veriyoruz kedileri. Ama onun haricinde bizim merkez itfaiyemizde 25-30'a yakın kedimiz var. Bakıyoruz. 2 tane köpeğimiz var. Sağ olsun sağlığına kavuştu Minnoş. Biz de bundan sonra burada sahip çıkacağız kendisine. Tabii biz hem kurtarıyoruz hem de sahipleniyoruz. Onlar bir nevi artık bizim bir maskotumuz gibi bir şey oluyor. Gerçekten personel arkadaşlara da işte hayvan sevgisi de aşılanmış oluyor. Çocuklar biliyorsunuz ziyarete geliyor bizim istasyonlarımız işte itfaiye aracına binmek için. İşte itfaiye araçlarıyla bir tur atayım diyorlar. Onlar da geldiğinde tabii bir nevi bu hayvanlar hayvanı sevmiş oluyorlar burada. Güzel bir iletişim oluyor kendileriyle. Benim için itfaiyecilik çok kutsal bir meslek. İnsanlar nasıl doktorlara hayat kurtarıyor gözüyle bakıyorsa ben de itfaiyeci olarak kendime o gözle bakıyorum. Çünkü biz burada sadece insanların hayatını değil, dünyadaki bütün canlıların hayatı için mücadele ediyoruz. Kedi, köpek, kuş, her türlü hayvanın hayatı için, insanın hayatı için mücadele ediyoruz. Benim için çok kutsal ve çok sevdiğim bir meslek. İzmir halkı hiç merak etmesin. Artık Minnoş bize emanet. Aramıza hoş geldin Minnoş.
Burada diğer kedilerimizle birlikte bizim evimizde 7/24 burada nöbetimizde bize eşlik eden canlılardan biri olacak. Mutluyuz. Güneşe de bırakın burada. Güneşe bırakın. Biraz daha sevsin. Sevsin o zaman. Sen de güneşe geçer misin ya? Evet, İzmir İtfaiyesi'nin çıkan bir yangında hayatını kurtardığı minnoş, tedavisinin tamamlanmasının ardından İzmir İtfaiyesi'nin bahçesinde yeni hayatına merhaba dedi.